Kamergül Maliki. Kamergül Maliki. Evde sadece rahmetli mi çalışıyor, baba mı çalışıyor? Dakhil khunatun fakat şuaretun kar mı kert? Ha. Evet, sadece. Neden? Çera? O dünya kar ne mi konan? Yani ki baş katı, ki 15 sala, şey ki şeyim küçük, ya ki o 14 sala, şey var usam. İnan ki kar ne mi tünem bir konu. Büyük oğlum bacağı sakat, engelli, kesilmiş. Trafik kazasında. Diğer oğlu 15 yaşında ve diğeri de işitme engellisi. Bu yüzden babası sadece çalışıyor. Rat mahallesi Kırat mevkiinde yanmış halde bulunan yabancı uyruklu Vezir Muhammad Noğurtani'nin ailesinin içler acısı hali yürekleri dağladı. Vezir Muhammad Noğurtani'nin yakılarak katledilmesinin ardından ilk kez konuşan eşi Gamegul Maliki, "Benim isteğim şu, hapse giren katil parasıyla puluyla çıkabilir ama ben onun olmasını istemiyorum. Ben tekrar dava açacak ya da evimin kirasını ödeyecek durumum yok. Cezasını çekmesini istiyorum," dedi. Kuftam ki ستاری پلکه می رفت اونجا کار می کرد. ستاری پلکه می رفت و اونا سر کار می بردم. ستاری پلکه یکی افغانی پیدا که همون کار افغانی براش پیدا کرده بود. بازم به من نگفته بود که من یک کار خطرناکه مگرنه من نمیذاشتم به این کار خطرناک. Benim haberim yoktu zaten diyor bu işe kaçak madene gittiğinde. Gidiyormuş iş aramaya. Ona bir Afgan arkadaş bu işi bulmuş. O yüzden bu işe gitmiş. Yani bulduğu iş buymuş. Başka iş bulamamış. Belki şu aratını... چی میکردم فقط موامون میکندم و همینطوری خودمون میزدم میزدم دیگه من چیکار میکردم کندی ساچمو چکیب کندیمه زرار بریدم من از اینا خواسته ای دارم که قاتل اون قاتل ها که هستن اونا شاید سرمایه زیاد دارن شاید با اون پولشون اونا خودشون بکشن اما من باز یعنی پرونده رو ببندن من اینقدر ندارم که کرای خونه بدم چه برسه که من دوباره پرونده شون باز کنم Yani benim isteğim şu diyor. Hapse giren katil tekrar çıkabilir parasıyla, puluyla. Ama ben bunun olmasını istemiyorum diyor. Çünkü benim tekrar ona dava açacak veya da benim daha evimin kirasını ödeyecek param yok diyor. Cezasını çekmesini istiyorum diyor. Baba Noğurtani'nin ölümünün ardından eşi Gamul Maliki, gelini Şaziye Muhammadi, çocukları Sait Muhammad Noğurtani, Pir Muhammed Noğurtani, Ali Rıza Noğurtani ve 2,5 aylık bebekleri Şahit Rıza Noğurtani, iki odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Evde tek çalışan eşi Vezir Muhammad Noğurtani'nin ölümünün ardından ne yapacağını bilmeyen anne Gamol Maliki, bir oğlunun ayağının kesik ve diğer oğlunun işitme engelli olmasından dolayı evlatlarıyla ilgilendiğini anlattı. Anne Gamol Maliki, eşine bunları yaşatanların en ağır cezaları almasını isteyerek yetkilerden uzanacak yardım elini bekliyor. Peki umadım, peki mekadan ki cacağımın ha mı? الان که الان فکر میکنم اینجا اینجام جایمون در خطر. İlk geldiğimizde Müslüman ülke olarak Türkiye seçtik ve Türkiye'ye geldik. Gerçekten güvende olacağımızı düşündük. Fakat bu olaydan sonra pek böyle düşünemeyeceğim. الان شوهر خواهر من همینجوری به قتل رسید که الان شوهر من به قتل رسیده. به بچه‌هاشون گفت الان به بچه‌هاشون گفت بچه‌ها اگر من مردم بازم شما باید قاتل خواهر من پیدا کنیم. الان منم نمیخوام که برم افغانستان چرا که قاتل اونا میشناسن این عرب اما جواچه اونا میکشن این موضوع شوهرتون میخوایم بگین؟ در مورد مرگ موضوع شوهرتون حرف آخری هست که بخوایم بگین؟ حرف آخر دیگه چی بگم خب الان امین میگم که اول خدا دوم یه نه باید به من کمک کنه که من از این دربدری از این بدبختی نجات پیدا کنم اونجا الله sonra da sizlerden yardım bekliyorum diyor çünkü eşimin katilinin gerçekten cezasını çekmesini istiyorum harika şu ara tunas konu bir şu çecuru bu çecuru dermiyor ama perşembe Allah از خونه لباسشون گرفت خالتش چطور بود؟ یعنی رفته بود می رفت و همینجوری که قبلا می رفت همینجوری بیچاره می رفت هر زمانکی gibi sıradan normal bir gündü yine aynı şekilde üstünü giydi poşetini aldı evden çıkıp işe gitti